Efendim iyi günler, güne bakışa hoş geldiniz. Gündemi yine uzman konuklarla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir açıklama yapması bekleniyor. Normalleşme süreciyle ilgili, özellikle bu süreçle ilgili önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Fahrettin Koca'nın ilerleyen dakikalarda toplantı ne zaman bitecek, ne olacak? 5'te bitip bakanın bir açıklama yapması öngörülüyordu ama biliyorsunuz bazen bu süre uzayabiliyor. İlerleyen dakikalarda canlı yayında ekranlara getireceğiz. Konuklarımızı tanıştırmak istiyorum. Sizlerle Profesör Doktor Osman Tuğrul Eren. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde ortopedi kliniğinde uzmansınız. Evet. Zaten programımızın yarısını sizin unvanınızı sayarak geçirdik. Diğer bir uzmanımız uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Sayın Kürüm, hoş geldiniz. Hoş aynı zamanda spor beslenmesi uzmanısınız. Doğrudur. İşte spor, sporcu. Bugün de önemli bir karar açıklandı biliyorsunuz. Süper Lig 12 Haziran haftasında başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıkladı bunu. Maçlar nasıl oynanacak? Bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine hareket edileceğini aktardı Nihat Özdemir. Sayın Eren, sizinle başlayalım. Nasıl oynanabilir? Nasıl oynanmalı? Bu 12 Haziran tarihi acaba erken bir tarih mi? Sizce ne yapılmalı? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu geri dönüş protokolü diye çok güzel bir protokol hazırladı. Çok kapsamlı bir protokol, sayfalarca. İşte tesislerin idare edilmesine tutun, sporcuların birbirine olan temasları. Ben okudum, hakikaten güzel hazırlamış. Eğer ona uyulursa bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Bir de bir yaklaşık işte bir aylık bir süre bırakılmış sporcuların antrenmanı için. Bunu da gayet olumlu buluyorum. Şimdi o şeyde bu bir belge hazırlandı diyorsunuz. Temaslar evet. Konusunda şimdi hep merak edilen şey şu. Haziran'da okullar da açılacak. Ailesiyle evet. Birlikte yaşayan tabii ki oyuncular, futbolcular da var. Şimdi herkes tabii ki dış dünyayla temasını biraz daha kontrollü de olsa artırmış olacak. Ne olacak bu temas meselesi? Yani antrenmanlardan tutun da maç boyunca artık yani faulün anlamı mı değişecek? Oyuncular maskeyle mi oynayacaklar? 90 dakika bir futbol maçının maskeyle oynanması herhalde düşünülemez. Ama nedir bu özellikle o sizin gözünüze çarpan detaylar? Şimdi biz bu virüs gitmeyecek belli. Yani en azından yani belki bir sene daha bizle birlikte yaşamasını öğrenmemiz lazım. Temas hakikaten güzel bir soru. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Maskeyle oynanabilir aslında. Hani çok bir şey gibi geliyor ama ütopik gibi geliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazen bizim basketbola daha yakından ilgileniyorum. Çocuklarda antrenman sırasında maske taktırıyorduk. Yani biraz daha performansları artsın diye. Biraz daha zorlanacaklar ama yani maskeye iyi bir fikir olabilir. Maske oyuncular için performansı azaltıcı değil, aynı zamanda artırıcı bir etken. Yani alışılırsa evet. Yani yarın öbür gün biz yine maçları maskeyle oynanırsa şaşırmamamız lazım. Bu da onları çok da olumsuz etkileyen bir faktör. Yani evet. Bu seviyede. Peki bu süreçte oyuncuların mesela Haziran'ın 12'sinden Temmuz'un sonuna kadar bu liglerin bitmesi bekleniyor. Bütün o maçların oynanması bekleniyor. Bu süreçte ailelerinden ayrı mı kalacaklar? Yani sizin öngörünüz ya da tavsiyeniz nedir? Bir kamp gibi o 1,5 ay boyunca tamamen kendi oyuncu arkadaşları ya da teknik direktörleri aileleriyle iletişim kurmadan o 1,5 ayı böyle mi geçirmeliler? Yani riski azaltmak için bu gerekiyor. O hazırlanan protokolde bunlardan da bahsedilmiş. Mümkün olduğunca başka temaslardan kaçınılması isteniyor. Bence mantıklı. Artık bu bir süreç, yani bizim biraz da risk alacağız. Hani mesleki risk deniyor. Özellikle bize de var bu risk. Ama sonuç olarak futbolda bir meslek ve sosyoekonomik bir sürü bileşeni var. Bu sebeplerden artık ufak da olsa riski alıp başlanması bence doğru buluyorum. Bu risk aslında büyük bir risk ama herhalde evet. Futbol ekonomisi göz önünde bulundurulduğu için değil mi? Önce futboldan başlanıyor. Orçun Kürüm, şimdi biraz sonra tabii ki vatandaşların nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili konuşacağız ama söz hazır sporcular, futbolcular aslında yani trilyonluk bir sektörden, yani trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz dünya çapında. Bir ara verdiler. Şimdi bir sporcunun ara vermesiyle 12 Haziran'a kadar maçlara hazır olması arasında beslenme açısından ne yapmaları gerekiyor?
Yani zor bir süreç. Sporcu için de zor. Muhtemelen onlar da yani tam kapasitesine ulaşamayacağını bence tahmin ediyordur. Ama tabii bir yandan da herkes aynı şartlar altında. O yüzden yani diğer takıma bir torpil geçilen bir durum olmadığı için muhtemelen izleyeceğimiz maçlarda belki eski performanslarını göremesek bile herkes de o düşüş olduğundan dolayı yine bence güzel kıran kırana maçlar olabilir. Sadece sporcular belki kendini ya da bu teknik direktörler istediği verimi alamadığını düşünebileceklerdir. Çünkü sporcular onlar da antrenman yapmıyorlardır iki aydır. Hani evdeki imkanlarıyla mutlaka sonuçta profesyonel sporcu olduğu için biz bile evde yapmaya çalışıyorsak onlar daha ciddiye aldıkları kesin. Ama evet, tabii ki bir sahadaki performanslarına ulaşma şansları yok. Mutlaka kas kaybı olmuştur, akciğer kapasitelerine düşüş olmuştur. Bence tabii hocamız da var. Bir miktar kesin fiziken, atletik olarak performansları düşecektir. Tabii. Çünkü spor beslenmesi uzmanı olduğunuz için yani evet. Biz canımız istediği zaman hadi poğaça yapıyoruz da bu insanlar kesinlikle istedikleri zaman poğaça yapalım. Şimdi bir Çin'e uzanacağız. Bir Skype bağlantımız var. Çin Medya Grubu muhabiri Yin Ting Ting'le görüşeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Dün bir bağlanmaya çalıştık ama sanıyorum ufak bir kopukluk oldu. Şimdi Çin'de hayat normale döndü deniliyor. Özellikle Wuhan merkez üssü oradan yayıldı Çin'e söylenmişti. Nasıl adapte oluyorlar insanlar? Çünkü bayağı biz haber bültenlerinde veriyoruz. Dünya moda devleri tek tek kepenk indirirken bile Çin'de defileler, moda haftaları düzenlenmeye başladı diye. Doğru mu bu? Nasıl adapte oldu Çinliler yeni hayata salgından sonra? Evet, o zaman rakamlarla başlayayım. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre dün gece yarısı itibariyle Çin'de iki yeni COVID-19 vakası tespit edildi ve bu iki vakanın hepsi yurt dışından gelen yani ithal vaka olarak Çin'in Shanxi eyaletinde tespit edildi ve bunun dışında dün 58 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi ve hiçbir can kaybı yaşanmadı. Şu an Çin'de mevcut vaka sayısı 339'a kadar indi ve durumu ağır olan vaka sayısı ise 26'ya kadar indi ve burada vurgulamak istediğim nokta ise Çin'de son 21 gündür hiç can kaybı olmadı. Dolayısıyla evet Çinliler şu an psikoloji bakımından, keyif bakımından çok daha rahat oluyor ve hayat dediğiniz gibi normale, yavaş yavaş normale dönüyor ve geçtiğimiz bir hafta Çin'de 1 Mayıs emekçi bayramı için 5 günlük tatil yapıldı ve tabii ki şu an çoğu Çinli yani rahat hissediyor ve Çin'in bütün bölgelerinde alarm seviyesi en yüksek seviyeden düşürüldü. Dolayısıyla tatilde bu tatil fırsatıyla çoğu insan evden çıkıp yani nefes alabildi ve seyahate çıkabildi. Burada birkaç rakam da vermek istiyorum. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz bu tatil içinde Çin'de ağırlanan turistik sayısı 115 milyonu aştı. Ve evet, elde 115 milyonu aştı. Peki şunu sormak istiyorum. Yeni vakalar yabancı kaynaklı dediniz. Şimdi ilk dalgayı atlattıktan sonra salgının o zaman siz uçuşlara başladınız mı? Yani yurt dışındaki seyahatler tamam Avrupa'da çok kısıtlı şekilde uçuşlar oluyor ama Çin'e gidiş gelişler, bu uçaklar, başka şeyler onlar normale dönmüş müydü? Şu an yine daha önceki tedbirler uygulanıyor. Yani uluslararası uçak seferinde yine sınırlama var. Yani belli bir hava yolları şirketinin yani belli bir hedef ülkesine haftada sadece bir seferin uçulmasına izin veriliyor. Evet, peki. Yani şu an çünkü Çin'de salgın yani genel bakımdan normale dönüyor ama
gördüğüm, yani şöyle bir gerçeği görmemiz lazım. Şu an her gün yeni vakası az da olsa yine hemen hemen her gün ortaya çıkıyor ve özellikle yurt dışı kaynaklı ithal vaka hemen hemen her gün görünüyor. Dolayısıyla şu an Çin hükümeti de yani bu konuda çok büyük önem veriyor. Yani evet, ikinci dalgını ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler bir süre içine yine devam edilmesi istiyor. Tam onu soracaktım. İkinci dalgaya Çin hazır mı? Ama sanıyorum siz zaten cevabını verdiniz. Bunun için önlemler alınıyor. Herkes merak ediyor. Yani Çin nasıl bu kadar sürede salgını kontrol altına alabildi diye. Bütün dünyaya, diğer ülkelere baktığınız zaman Çin'in farkı ne? Ne yaptı da bu kadar kısa sürede bu kadar kişiyi ilk dalgaya en azından kontrol altına alabildi? Evet, bu konuda Çin aslında yani birçok ülkenin yetkilileriyle, uzmanlarıyla Çin'in bu konudaki deneyimlerini paylaşıyor. Sanırım yani birkaç önemli nokta şöyle anlatabiliyorum. Birinci olarak yani Çin aslında geçen yılın Aralık ayında ilk vaka fark ettikten sonra hemen Wuhan kentindeki yerel sağlık kontrol merkezine bildirim yaptı ve merkezden yetkililer aynı gün hastaneye, yani vakanın bulunduğu hastaneye gelip ve kan gibi teşhis yaptı ve Çin'de ilk anda Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirim yaptı ve Dünya Ticaret Örgütü ile yani araştırma, incelemeler yaptıktan sonra 23 Ocak'ta Wuhan kentini kapatma kararı aldı. Bu çok önemlidir. Yani Çin'de bir kenti kapatma, yani gerçek anlamdaki kapatma. Evet. Bu arada Çinli turistlerin, yani Çinli bütün vatandaşların en çok görmek istediği yerde Wuhan'mış. Öyle bir araştırma var. Galiba bütün bu olaylar bittikten sonra Wuhan'da bir turizm patlaması olacak gibi. Ne dersiniz? Evet, internet üzerinde internet kullanıcıları arasında çok tartışılıyor. Şu an Wuhan'a gidemiyoruz ama online, yani yapay zeka yoluyla oradaki manzara izleyebiliyoruz. Çünkü bu salgın döneminde Wuhan halkı büyük fedakarlık yaptı ve aslında Wuhan kendi çok eski tarih bir kent. Dolayısıyla bu seferde salgının merkezi haline geldiği için bütün dünyanın, bütün Çin halkının tekrar dikkatini çekti. Dolayısıyla yani birçok insan hem duygu bakımından hem de merak bakımından salgından sonra Wuhan'ı ziyaret. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Bir medya grubu oldu, bir muhabir olduğunuz için tabii ki sadece Çin'deki değil, bütün dünyadaki olayları da çok yakından takip ediyorsunuzdur. Amerika, bazı Avrupa ülkeleri Çin'i bu virüsü dünyaya isteyerek ya da istemeyerek bulaştırmakla suçluyorlar. Çin Devlet Başkanı'nın tepkilerini de ekranlara getirdik. Net bir dille tabii ki bunları yalanlıyor ve çok sert tepkileri de var. Gelinen son nokta nedir? Çin en son tepki nasıl verildi? Siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Aslında bunun gibi yani benzer haberleri duyduğumuzda artık hiç şaşırmıyoruz. Çünkü bu salgının ortaya çıkmasıyla birlikte yalan haberler de hiç yani durmadı. Son günlerde gündemde yani benzer haberler çok var. Yani ABD dahil yani abartılı ülkeler şimdi. Çin hakkında uluslararası soruşturma yapılacak, yani Çin'den hesap alacak gibi, yani özellikle batılı politikacıları sürekli yani hemen her gün bu iddia ediyorlar ama Çin'de de bu hakkında hem Çin Dışişleri Bakanlığı hem de Çinli diplomatlar hem de uzmanlar da defalarca yani bu hakkında da açıklama yaptı. Özellikle yani son kısa süre önce Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden araştırmacı Bai Yuan bu konuda da cevap verdi. Yani bizim laboratuvarımız
Yani böyle bir virüs yapma yeteneğine sahip olmuyoruz ve böyle bir şey yapma niyetinde bulunmuyoruz. Evet, peki ve şunu da sormak istiyorum. Aşı çalışması, bütün dünyanın gözü acaba aşıyı kim bulacak, ne zaman bulacak? Her ülkede çalışmalar var. Çin'de bu konuda bir açıklama var mı? Resmi ya da gayri resmi ilerlemelerle ilgili neler söyleniyor? Şu ana kadar yani Çin'de iki tür aşı artık klinik deneme aşamasına girdi. Çin'de yani bu konuda uluslararası toplumla birlikte diğer ülkelerle ve Dünya Ticaret Örgütü dahil uluslararası örgütle bu konuda işbirliğini yapmaya hazır olduğunu defalarca belirtti. Evet, peki son soru. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Nereden öğrendiniz? Pekin, Yabancı Diller Üniversitesi, Türkçe bölümün. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ying Ting Ting, Çin Medya Grubu muhabiri, verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Osman Tuğrul Eren'le devam edeceğiz. Hocam o kadar çok unvanınız var ki şimdi tekrar söylemeyeceğim ama tamam. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Merkezi Müdürü. Şimdi az önce futbolculardan bahsediyorduk. Şimdi demek ki 12 Haziran'da ligler başlayacağına göre antrenmanların şimdiden başlaması lazım. Şimdi bazı spor kulüpleri şey yapıyordu, bu antrenmanlar bile çok tartışılıyor ama ne yapmaları lazım bu kısa süre içerisinde? Zannediyorum antrenmanlar başladı çoğu kulüpte. Bir süre vermişler, bir ay yakın bir süre. İşte 4-6 hafta işte biraz zorlamalı hazır olacaklarını düşünüyorum. Evet. Bu gene tabii antrenmanlar sırasında temasa çok dikkat etme gerekiyor. O gene hazırlanan protokolde onlar da düşünülmüş ve hepsi ayrıntılarıyla belirtilmiş. Tabii onlara uyacaklarını tahmin ediyorum. Onlara uyarlarsa bir problem olmayacağını düşünüyorum. Yani kurallar değişir mi diye söylüyorlar. Yani bir faul dediğimiz şey temas mesafesine göre. Çünkü futbol oynanabiliyorsa eski bildiğimiz futbol, o yakınlaşma işte kan, ter dediğimiz onları bile görebiliyorduk oyuncuların. Kırkpınar güreşleri de oynarsın o zaman diyorlar. Vallahi bir şekilde risk alınacak. Kural değişeceğini zannetmiyorum. Yani sonuçta bu futbolun o zaman adının değişmesi lazım. Sonuçta devam edecek bir şekilde, hayat devam ediyor. Yani virüsü yaşamasını öğreneceğiz. Bunun başka yolu yok. Evet, yani bu bir şekilde risk almadan bu işler olmuyor. Şimdi yani sadece sporcular değil elbette, evden de ofislere geçişler başlıyor. Hayat normale yavaş yavaş dönüyor. İlkini, zaten ilk adımı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Hatta önümüzdeki haftada turizmle ilgili başka şeyler açıklanacak. Adım adım artık evlerden ofislere tekrar geri dönüş başlıyor. Şimdi alıştığımız evdeki bir domestik hayattan dışarıya çalışan bir insana dönüştüğümüz zaman evdeki beslenmeyle dışarı çıkıp daha fazla enerji harcadığımız o beslenme arasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Güzel bir konu bence. Çünkü şimdi evde bu yaklaşık 2 ay zarfında sanırım en azından evde yapılabilecek her türlü keyfi yaptığını düşünüyorum bizim milletin. Ki zaten fotoğraflardan, sosyal medyadan herkesin fırınlarında olabilecek her türlü unlu gıdaları, fırındaki ekmekleri, kekleri hepsini de denemişlerdir. Bence bundan sonraki dikkat edilmesi gereken konu şu. Tabii muhtemelen çoğu kişi kilo aldığını ben varsayıyorum. O yüzden hani mantık şeklinde eğer ilerleyeceksek o aldığımız kiloyu vermemiz gerekiyor sağlık açısından. O yüzden bu süreç normale döndükten sonra hani özlediğimiz gıdalar mutlaka vardır. Hani evde yapamayacağınız bir sürü şey yemek var. Onlara yüklenmektense yine sağlıklı beslenmeye devam etmeleri lazım. En azından kilo almamak adına ve aldıkları kiloyu vermek için haftada bir iki kendilerine o zamandır belki yemedikleri gıdaları öyle belki hani ödül kelimesini ödül kullanmayayım. Genelde çok sevmiyor. Yani aldatma gülü. Hani yani cheat day bazı, diyorlar ya. Evet, bazı psikologlar çünkü şeyi sevmiyor ödül kelimesini ama şöyle gerçekten de özledikleri gıdaları fazla kalori almamak adına haftada bir iki kez tüketip o şekilde belki hani şey yapabilirler. Hocam peki yoksa, yani evdeydik. Yoksa kilo olmaya devam ederiz. O toplum açı sağlığı açısından daha sakıncalı. Sakıncalı değil mi? Bağışıklık sisteminden çünkü bahsediyoruz. Çünkü kilo olmak sadece bir
bir görüntü açısından bir şey değil, defekt değil. Yani sonuçta sağlığımızı bozuyor. Sağlık da genel toplum sağlığını olumsuz etkileyecek. Evet. Yani bu koronadan kurtulup obeziteye yakalanmak istemeyiz hocam. Hocam siz aynı zamanda Atletik Performans Merkezi'nin müdürüsünüz. Evet. Bir herkesin hayali tabii atletik olmak ama heves var, gayret yok çoğu insanda maalesef. Şimdi bu dönemde de evdeki hareketsizlik, yani dışarı çıkmak yasak. Parklarda yürümek yasak, sahilde yürümek yasak, o yasak, bu yasak. Evdekiler ne yapacaklar? Yani çıkıp apartmanlarının merdiveninden mi inip çıkacaklar? Bu dönemde ki hala tam normalleşmeye geçmedik, ne yapmaları gerekiyor? En böyle pratik tavsiyeleriniz ne olabilir? Şimdi egzersiz. Her yerde, her zaman egzersiz. Bunun başka yolu yok. Yani sağlıklı bir birey olmak istiyorsa bunları mutlaka yapacağız. Sizin verdiğiniz örnek de güzel. Hani merdiven çıkabilirler. Gerekli temas ortamını, temassızlık ortamını sağlayabilirlerse merdiven de çıkabilirler. Evde şimdi şöyle, tabii çok çocuktan tutun 70-80 yaşına kadar herkes evde yaşıyor aynı ortamda. Hepsinin tabii çok farklı sporlar yapabilirler ama genel prensip olarak bir saat mutlaka egzersize ayırmak lazım. Şimdi ama 15 yaşındaki bir gençle 75 yaşındaki bir amcanın aynı şeyi yapmasını bekleyemeyiz. Tabii, yok tabii hafif spor var, orta derece spor var, ağır sporlar var. Tabii gençler zapt etmek de zor. Onlar 1-1,5 saati geçmemek suretiyle nabız sayılarını 120 üzerinde tutacak şekilde ağır bir spor yapabilirler. Ama çok 1,5 saatten fazla yüklenirlerse bu sefer her şey tersine dönüyor. Vücut travma olarak algılayıp yani immüniteyi, yani bağışıklık sistemini düşürebilir. Sakatlanmalara da yol açabilir değil mi? En evet. Çok evde yapılan şeylerde mesela bu dönemde, şimdi bilmiyoruz ama açıyoruz, bazı YouTube'da açıyoruz, başka yerde açıyoruz. Onları dinliyoruz, aynını yapmaya çalışıyoruz. Sakatlıkla, en çok hangi sakatlıklarla karşılaşabiliriz? Şimdi ben açıkçası evde nasıl sakatlanabilir diye düşünürken, o bahsettiğiniz videoları ben de seyrettim. Yani bir bireyi gördüm, bir tahtanın üzerine 10'ar kilo asmış. Tek ayağını koltuğa koyup diğer ayağıyla çömeliyor. Yani hakikaten yani çok gerekli bir hareket de değil bence ama o öyle hissetmiş ve onu biliyor ve yapıyor. O mesela sakatlanmaya yol açabilir. Yani kas yaralanması, menisküs yaralanmaları, çapraz bağ bile zıplarsa eğer çapraz bağ yaralanması bile olabilir. Ne yapması gerekir? Isınma çok önemli. Bir 10 dakika mutlaka ısınması gerekiyor. Değil mi? Kaslar antrenmanlarda çok büyük risk var. Ufak ufak bütün vücudu ısıtacak hareketlerle başlamak gerekiyor. Evet. Bu arada tabii ki bel, dizler, hareketsizlik nedeniyle birçok kişi bunlardan muzdarip. Evet. Yani siz aynı zamanda Şişli Etfal Hastanesi'nde değil mi? Ortopedi kliniğinde de evet, görevlisiniz. Evet. Özellikle yaşlıların bu dönemde çok büyük şikayetleri var diye zannediyoruz ama genç yaştaki vatandaşların da bacaklarda, dizlerde özellikle çıtırdamalar, ağrılar, bunlarla ilgili çok büyük şikayetleri var. Nelere dikkat etmeliler? Şimdi hareketsizliği olduğu için kaslar da hareketsiz. Bu eklemlere direkt yük binmesine yol açıyor ve eklem ağrılarına sebep olabilir. Yani mutlaka kendi bildikleri veya internetten yardım alabilirler arama motorlarından. Kendilerine uygun bir egzersiz programı seçip mutlaka onu yapmalılar. Yoksa yani bunun başka yolu yok. Mutlaka egzersiz. Peki. Orçun Kürüm, şimdi dizler, eklemler, bütün bunlar denildiği zaman aklı hep böyle kemik suları, kolajenler, bütün bunlar geliyor. Süt geliyor, yoğurt geliyor. Ne kadar faydalı bu kemik, iskelet ve eklem sistemi için? Yani şöyle, öncelikle işte hocamın söylediğine ben ek olarak şunu söyleyeyim. Hani sakatlanmamak için kişinin bir kere kendi kilosunun bilincinde olması lazım değil mi hocam? Evet. Ve kilosuna uygun da bir, siz onu söylediniz mi bilmiyorum, kiloya uygun da bir hareket yapmaları gerekiyor. Tabii, yani seviyeler var ayrı. Bir de kişi çok kiloluysa o internette gördüğü çok basit bir hareket bile o kişinin işte dizine, beline zarar verebilir. O yüzden yine burada kilo ön planda. Lütfen herkes zayıf olacak diye kural tabii ki yok ama kilomuza uygun bir hareket seçmemiz lazım. Eğer bir sakatlık riskini işte minimize etmek için ilk kural bu. İkincisi de dengeli beslenmek çok önemli. Sizin saydığınız yani bu dönemde D vitamini alımı çok önemli. Yine hocamız da destekleyecektir. Ve tabii ki süt tüketiminde kalsiyum alıyoruz. Kalsiyum alımı çok önemli. Zaten kalsiyum ve D vitamini beraber bizim kas kemik sistemimizi güçlü tutuyorlar. Eğer sakatlık riski olan kişiler ya da hali hazırda sakatlı olanlara da genelde kolajen tavsiye edebiliyoruz.
Ama yine kolajeni de bir yine uzman tavsiyesiyle kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kolajen bu tablet halinde de satılabiliyor. Size evet. halinde de satılıyor ama doğru. evde diyelim ki kendimiz bir kolajenin bol bir besin yapmak istiyoruz. Nedir bunun kaynağı? Et midir, kemik midir? Kemik suyu mu açlayacaklar, ne yapacaklar? Biz bunu başka yerden nasıl bulabileceğiz? Çok güzel. Aslında hayvansal kaynaklardan alıyoruz. Hayvansal proteinden biz kolajen alıyoruz belli bir miktar. Bunun daha yoğun olduğu aslında et kemik sularında tabii ki daha yoğun var. Ama yani bizim literatürde okuduğumuz bilimsel çalışmalar genelde bu supplementlerle yapılıyor. Çünkü bunların saflaştırılmış formları var. Ki sentetiği de var ama doğal olanları da var. Yani eğer tedavi amaçlı kullanılacaksa o yüzden toz hali kullanılabilir. Ama günlük benim sağlığıma faydası olsun diye o zaman et kemik sularından yapılan çorbalar da işe yarayabilir. Diyelim ki ben et yemiyorum ya da böyle tozları da kullanmak istemiyorum evet. ama bu takviyeleri bir şekilde kendim almak istiyorum. Onun yöntemi var mı? O zaman sadece yoğurt ve süt ürünleri yani, onlarla mı? Vücut kendi kolajenini aslında bir miktar üretebiliyor. Ve bunun C vitaminine ihtiyacı var. Yani C vitamininden yine zengin beslenen bir kişi. Eğer hayvansal protein çok tüketmese bile bitkisel proteinleri de tüketip belli bir oranda kolajen üretebilir. Diye düşünüyorum. Hocanın ekleyeceği bir şey varsa. Hocam özellikle D vitamini şimdi bünyeden bünyeye değişiyor. Bu D vitaminini insanın kabul etmesi. Bir de nereden nasıl depolanıyor? Güneş çok önemli deniliyor ama sadece tek başına güneş de etkili değil sanıyorum. Değil yok, yok. Şimdi D vitamini de başka bir pandemi. Şöyle güzel bir konuya değindiniz. Yani virüs kadar belki uzun dönemde virüs kadar çok önemli. Yani virüsün yaptığı etkiler kadar önemli. Özellikle kas iskelet sistemine. Dün bir yazı okudum. Bu COVID-19'da yeni yapılmış çalışma. Nisan yani bu ay yapılmış bir çalışma. D vitamini eksikliği olan hastalarda, COVID-19'lu hastalarda hastalık çok daha ağır seyrediyor. Yani D vitamini orayı bile etkilemiş. Bizim D vitamini şöyle güneş ülkesi olmamıza rağmen D vitamini oldukça düşük bizim ülkemizde. Şimdi artık öneriyorlar haftada 50 bin ünite şey öneriyorlar. Hı. D vitamini almamızı. Bu çok çok önemli hakikaten. Bir de evdeyiz şu anda güneş göremiyoruz. Egzersiz sayımız az, aktivitemiz azaldı. Bu oran daha da düşüyor. Bu oran daha da şey yapıyor. Beslenmeye dahil edilmesi tavsiye ediyor musunuz? Tabii yani mutlaka. Takviye olarak. Tabii. Yani D vitamini belki bütün bu besin takviyede içerisinde almamız gereken tek önemli şey var. Önemli şeylerden biri. Evet. Bir de çinko ve C vitamininin de D vitaminiyle birlikte alınması öngörülüyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Başlık D vitaminini biz dolabımızda bulunan herhangi bir besinden alamıyoruz değil mi? Alabiliyor muyuz? Yani çoğunlukla alamıyoruz. Tabletlerle mi almamız gerekiyor? Yani bazı gıdalar bu fortified foods olarak geçiyor. Yani zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdalar var. Bazı işte markaların belki ürünlerinde, belki sütünde, yoğurdunda, yumurtasında D vitamininden zengin olabilir. Fakat bu hem Türkiye'de az bir gıdada var. İkincisi kandaki seviyeyi yükseltecek kadar bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok minimal rakam var. O yüzden günün sonunda birçoğumuzun aslında takviye kullanması gerekecek. Ama eğer kanda seviyesi düşükse kişinin o zaman yükleme gerekebilir. O yükleme için bir doktorla görüşmesi gerekiyor. Ama sadece ben günlük dozu ben takviye olarak almak istiyorum diyen biri varsa herhangi bir eczaneye gidip oradan bu eczacıdan herhangi bir ürünü alıp günlük doz olarak D vitamini alabilir güvenle. Peki, bu sadece yükleme için bir doktor gerekiyor. Peki bu dozları almayıp da güneşe çıkıp da olduğu gibi D vitamini aldım ben çok güzel diyenler de var. Bu ne kadar doğru? Güzel. Eğer vücudu sağlıklı bir şekilde kendi D vitaminini üretebiliyorsa, çünkü biz onu güneşten aslında almıyoruz. Güneşten ışınlarla biz kendimiz onu üretiyoruz. D vitamini o yüzden bir hormon seviyesinde bir vitamin. Ama onun ne kadar sağlıklı ürettiğini biz kişinin bilmiyoruz. Sürekli güneşe maruz kalıp yine yeterli seviyeye ulaşamayan insanlar da var. Hatta kapkara bir hale dönmüş, yani yazlıkçıdan dönenlerin bile bazen D vitamini seviyesi düşük çıkabiliyor. O sebepten dolayı bence en sağlıklısı 6 ayda bir ya da yılda bir D vitamini seviyesini kontrol ettirip ona uygun bir yol izlemek. Kendi kendine nasıl tepki gösterir bir vücut D vitamini eksikliğinde? Mesela bazı vitamin eksikliklerinde tırnaklarda bir beyaz noktalar olduğunu biliyoruz. Doğru. Ama D vitamininde mesela bu kontrollere gitmeden bir insanın da kendini test edebilmesi mümkün mü? Yani yine hocamla beraber cevap verelim. Benim bildiğim belki halsizlik, güçsüzlük hissiyatı yorgunluk biraz. Yapabilir, evet. Değil mi? Yorgunluk en büyük belirtisi. Tabii yorgunluk yapabilir. Ama başka çok net bir göstergesi. Çok belirtisi yok ama baktırmak lazım. Çünkü baktırmak biraz lazım. Evvel Orçun Bey de söyledi. Yazın artıyor ama kışın düşüyor. Evet, düşüyor. Yani depolar hemen tükeniyor. Peki hocam bu güneş banyosunu aldığımız zaman mesela D
diyorlar ki bu koruyucuları sürmemeniz gerekiyor. Yarım saatte olsa o zaman D vitaminini bütün şeylerle birlikte kaybediyorsunuz. Hatta ıslak yani sudan çıkıp diyelim ki denize girdiniz. Denizden çıktığınız zaman da kurulanmadığınız zaman bir süre geçmediği zaman vücudunda ıslak olmaması gerekiyor deniliyor. Bu şartları biliyor muyuz? Doğru aşağı? Tabii evet. Yani o kremler koruyorlar. Hatta benim eşim kullanıyor çok hassas bu konuda. D vitamin seviyeleri düşüyor. Hemen düşüyor. Onları koruyor hakikaten. Bazılarına deniyor ki yarım saat mutlaka bu dönemde çünkü güneş ışınları yaza göre biraz daha az geliyor. Yarım saat kalabilirsiniz ama sizin eşiniz gibi mesela hassas cildi olanlar bu yarım saatlik süre belki onlar için de zararlı olabilir. Onlara ne tavsiye etmek lazım? İşte ya takviye alacaklar o zaman. Yani başka yolu yok. Güneş az da olsa bir 5 dakika olsa güneşe çıkacaklar ama takviye yani, alacak. Eğer kendi evinde imkanı varsa öyle balkonundan penceresinden güneş ışığı giriyorsa belki 20-30 dakika bu ön kolumuzun içini gösterebiliriz. Belli bir seviyeye ben getireceğini düşünüyorum. Ama en garanti yolda kan tahliliyle bunu tekrardan kontrol ettirmek peki, diye düşünüyorum. Çinko ve C vitamini ve D vitamini deniliyor. Çinko niye bu kadar yararlı? Ne yapıyor? Yani virüsle mücadelemizde ne gibi çok bir konuşuldu. Şey oluyor? Yani çinko, D vitamini ve C vitamini bizim başlıklığımızın aslında en çok kullandığımız vitamin mineraller. Herkesin ihtiyacı var mı konusunda çok net konuşamıyorum. Çünkü dengeli sağlıklı beslenen bir insanın ihtiyacı olmayabilir. Çünkü biz genelde çinkoyu birçok ya da C vitaminini birçok besinden de alıyoruz. D vitamini için onu dediğim gibi söyleyemeyiz ama yani çinko eksikliği ya da genelde C vitamini eksikliği çok sık biz görmüyoruz. Ama ben desteklersem Orçun daha da sağlıklı bir immün sistemi olur mu diye sorarsanız o gerçekten tartışmalı. Onun garantisini veremem ama şu an insanlar psikolojik olarak da kendini iyi hissetmek için takviyeleri yöneldiğinin ben de farkındayım. O yüzden hani 2-3 ay kullanacaklarsa bir zararı olduğunu düşünmüyorum kalıcı. Ama bilmiyorum siz özellikle kullanmalarında konusunda bir destekçi olur musunuz yoksa? Vallahi biraz evvel söylediniz. En azından eğer psikolojik olarak etkileyebiliyorsa o da bir etki yani. Çünkü ama sürekli kullanmak için de mutlaka bir hekime ya da bir yani seviyelerine bakıp yani uzmana başvurması. Evet uzmana başvurması gerekiyor. Yani lüzumsuz yere de adı üzerinde şimdi besin takviyesi bir eksikliği doldurmak için üretiliyor. Eğer eksik almadığın bir şey üstüne koyarsan da bizi çok ileriye götürmez. Sadece onu tekrar ettim. Peki su dediniz az önce. Şimdi bir su politikaları derneği başkanı konuğumuza Dursun Yıldız'a bağlanacağız. Sayın Yıldız hoş geldiniz programıma. Merhaba, hoş bulduk efendim. Tabii ki su tüketmek önemli ama bu dönemde galiba biraz abarttık. Hepimiz evde olduğumuz için canımız sıkıldıkça bulaşık yıkıyoruz, çamaşır yıkıyoruz. Bir sürü eskiden böyle bir dakikada yıkadığımız sebzeleri vakit bol diye belki 10'ar dakika falan yıkıyoruz. Peki ama son durum nedir yani barajlar alarm veriyor deniliyor. Ne olacak bu durum? Şöyle ilk önce oradan başlayalım doğru. Ev içerisindeki su tüketimi arttı ancak kısıtlı çalışma mekanizması geldiği için özellikle kentlerde, ticarethanelerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki su kullanımında azalma gerçekleşti. Bu anlamda evdeki artışla buralardaki azalma birbirini dengelemiş gözüküyor. Ancak tabii buna aldanmamalıyız. Biz başından itibaren suyun daha verimli kullanılmasına yönelik ikazlarımızı yaptık. Peki. Barajların durumuna gelirsek, barajlarda bizi bu dönemi çıkaracak kadar suyumuz var. Özellikle büyük kentlerden başlayalım. Ankara, İstanbul, İzmir'in bu seneyi çıkaracak kadar suyu var. Ancak tabii ki koronavirüsün tekrar etmesi gündeme gelirse eğer, o zaman önümüzdeki yılın yağışlı geçip geçmeyeceğine göre mevcut risk, tehlike ve tehdide dönüşebilir. Evet yani diyorsunuz ki zaten herkes evine kapandı ama bu ekstra böyle bir su sarfiyeti anlamına gelmesin hemen hemen aynı dengede devam ediyor. Şunu sormak istiyorum peki su var ya da yok çok değerli hatta geleceğin savaşlarının su, gıda ve ilaç üzerinden yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla hazine yani eskiden de öyleydi şimdi biraz daha kıymetli oldu. Vatandaş nelere dikkat etmeli? Suyu israf etmemek için, sudan tasarruf etmek için ne yapmamız gerekiyor? Başından itibaren biz şu konu üzerinde hassasiyetle durduk. Özellikle bu dönemin bize hatırlattığı iki şey var. Bir tanesi suyu verimli kullanacağız. İkincisi kullandığımız suyu doğaya iyice arıtıp bırakacağız. Bir tanesi içme ve kullanma suyu için öneri, öteki ise atık su için öneri. Neden? Çünkü su aynı zamanda bizim hijyenimizi sağlayan en önemli doğal kaynaklardan bir tanesi.
Böyle olunca bizim hijyen ve sağlıklı bir şekilde yaşamamız için suyu sürdürülebilir bir şekilde kullanma sorumluluğumuz var. Bize düşen sorumluluklar var, suyu yönetenlere düşen sorumluluklar var. Onlar önümüzdeki dönemde su hizmetlerini yönetenler mevcut durumu dikkate alarak önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek olan risklere karşı tedbirlerini alacaklar. Efendim, onu biraz sonra soracağım ama isterseniz adım adım sorayım. Yani biz elimizde yıkamayalım mı? Hep makineleri mi kullanalım? Ne yapalım? Bununla ilgili şöyle, çok böyle farklı konular var, görüşler var. Elimizi yıkarken çeşmenin sürekli açık olması elimizin daha fazla temizlenmesi anlamına gelmiyor. Zaten burada el yıkamadan kastedilen şey sabunla birlikte ovalayarak yıkama. 20 saniye boyunca sabunla birlikte ovalayarak yıkadığımız süre içerisinde ilk önce çeşmeyi açıp daha sonra kapatacak ve elimizi sabunlamaya devam edecek, ovalamaya devam edecek olursak sonunda da tekrar 20 saniye sonra çeşmeyi açıp elimizi sabunlanmış elimizi, ovalanmış elimizi yıkarsak bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Çeşmenin tümüyle açık olduğundan yaklaşık 1/4 oranında daha az su kullanıyorsunuz. Evet. Bir de bir yandan da bulaşık makinelerinden bahsediliyor. Deniliyor ki makinelerde yıkayın, elde yıkadığınız zaman farkında olmadan çok daha fazla su harcıyorsunuz. Bu herhalde kanıtlanmış bir şey değil mi? Gayet tabii makinelerde yıkamak önemli. Makineleri tam kapasite çalıştırmak önemli. Çünkü burada bireysel sorumluluk çok öne çıkıyor. Şu anda Türkiye'nin 30 büyük şehri ve bir ilinde önemli bir sokağa çıkma kısıtlaması oluşuyor. Girerken siz de bahsettiniz. Bu gerek yıkama, gerek çamaşır yıkama, gerek el hijyeni, gerekse bulaşık makinesi yıkamasında elde edeceğimiz su tasarrufu önümüzdeki yaz için çok kritik olabilir. Evet, bu arada tabii ki bir sızıntı var mı? Sifonlarda bile değil mi, sıkıştırmadığımız yerde oradan damla damla bizim fark etmediğimiz su bile birçok kişi için belki de 2-3 günlük suyu oluşturuyor da olabilir. Onları da kontrol etmekte fayda var. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin bir su politikası var mı? Atık sularla ilgili özellikle. Atık sulardan virüs bulaşır mı tartışmasına kadar gidebilir bu muhabbet. Ama bizim su politikamız var mı? Bununla ilgili eksiklerimiz neler? Ne yapmamız gerekiyor? İvedilikle olanları soruyorum tabii ki. Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Türkiye'nin bir su politikası tabii ki oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü Türkiye uzun zamandır bir su yasası çıkartmaya çalışıyor. Bu su yasası üzerinde çalışmalar sürüyor. Bir an önce çıkmasında da fayda var. Ancak bunun dışında Türkiye su kurumlarını ve su ile ilgili yönetmelikleri hızla uygulamaya koyma durumunda. Bunun da nedeni artık önümüzdeki dönem iklim değişikliği riski dahil olmak üzere ortaya çıkan pandemiler, olası pandemi riskleri ve artan nüfus bizim suyumuzu çok daha verimli, planlı ve akılcı kullanmamıza neden oluyor. Atık sulara gelince, atık sular özellikle pandemi ortaya çıktıktan sonra özellikle atık su kullanımı yoğun olan ülkelerin en temel araştırma alanlarından bir tanesi oldu. Hangi ülkelerdi bunlar? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Avustralya, Japonya ve Ürdün gibi ülkeler. Neden atık sulara bu kadar ilgi duydular? Çünkü COVID-19 daha önce koronavirüsü atık sularda ve normal yüzeysel sularda tespit edilmişti. Ama COVID-19 ilk olarak insan dışkısında tespit edildikten sonra araştırmalar kanalizasyon sistemlerinde COVID-19 izlemeye ve buralardaki taramaya yöneldi. İşte burada Türkiye önemli bir adım attı. Hemen o dönemde Cumhurbaşkanlığı genelgeleri çıkardı ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın yönetmeliğiyle şuna dikkat çekti. Biraz önce sağlıklı gıdadan bahsettik programınızda. Sağlıklı gıda için suyunuzun sağlıklı olması lazım öncelikle. Yani bizde ülkemizde yaklaşık 603 tane atık su arıtma tesisi var. Evsel atık su. Bunların 221'inde çıkan sularla tarımsal sulama yapılıyor. Yapılan bu tarımsal sulama tarımsal sulamanın yapıldığı bu tesislerde 42'sinde dezenfeksiyon ünitesi var ama
Bunlardan sadece 13'ü çalışıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer siz atık suda koronavirüs veya koronavirüsün RNA'sı tespit ediliyorsa, bir risk varsa, ki Dünya Sağlık Örgütü evet bu bulaş için çok önemli bir risk değil, ancak yine de bir takım bilinmezlikleri içeriyor diyor. Bu nedenle dikkatli olmamız lazım. Bizim atık sularla yaptığımız, arıtılmış atık sularla yaptığımız sulamalarda önce bir dezenfeksiyon ünitesinden oradan çıkan suyu geçirip sonra tarımsal sulamaya vermemiz lazım. Evet. Bu durum zaten bakanlık tarafından da zorunlu kılındı. Bununla ilgili uygulamaları biz de takip ediyoruz. Yani Türkiye bu dönemde özellikle su yönetimi, atık su güvenliği açısından çok önemli adımlar attı. Atık su güvenliği bir de erken ikaz sistemi olarak kullanılıyor dünyada. Yani siz atık sularda koronavirüs veya bunun RNA'sına rastladığınızda o bölgede ne kadar fazla koronavirüslü, asemptomatik ama koronavirüs taşıyan vatandaş olduğunu, vatandaşınızın olduğunu tespit etmekte çok kolay bir yöntemle bu işi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, peki Dursun Yıldız, çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yıl sonuna kadar suyumuz var barajlarda diyor Dursun Yıldız, ama tabii ki ya yağmazsa önümüzdeki yıl, o da çok önemli değil mi? O tasarruf çok önemli. Atık sulardaki tehlikelere dikkat çekti. O da çok önemli. Bir reklam arası vereceğiz. Sonra konuklarımızla devam edeceğiz. Şubesiz bankacılık herkes için kolaylık. İster cepten, tabletten ya da internet şubemizden, isterseniz de size özel müşteri iletişim merkezimizden ya da tüm kamu bankaları ATM'lerinden kartınızla 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ziraat katılıma hemen katılın. Hesap işletim ücreti yok. EFT ve havale ücretsiz. Ayrıca size özel birçok ayrıcalık ve avantaj da yine Ziraat Katılım Şubesiz Bankacılık'ta. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Profesör Doktor Osman Tuğrul Eren ve Orçun Kürüm'le devam ediyoruz programımıza. Uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Efendim, yani koronadaki en önemli belirti iştah kaybı. Şimdi bir hastanın iştahsız olması onun tedavisini nasıl etkiler? Yani hasta olup da iştahsız olmak, iştahı olmayan birinin yemek yemesi ya da buna zorlanması, yani bir korona vakası nasıl bunun altından kalkabiliyor? Sanırım bazı vakalarda o gözlemlenmiş iştahsızlık. Zaten onun için farklı yöntemler geliştirilmiş durumda. Çünkü farklı hastalıklarda da benzer şekilde hastalar yemek yemiyor ya da iştahları olmuyor. Öyle bir durum olduğu zaman serumlarla mevcut, ya da takviyelerle, evet, yani enteral parenteral dediğimiz diğer gıda destekleri, çözümleriyle kişileri beslemeye çalışıyoruz diyetisyenler olarak, yine doktorların gözetiminde. Bu arada hastalık boyunca birçok vakanın da çok ciddi bir kilo kaybı verdiğini görüyoruz. Hastalık sonrasında bu insanlar özellikle nasıl beslenmeliler? Ya muhtemelen hem belki iyi beslenemedikleri için aynı zamanda metabolizma hızları da enfeksiyondan dolayı artıyordur. O yüzden kilo kaybı herhalde çok normal. Ondan sonra tabii beslenmelerine gerçekten çok özen göstermeleri lazım. Çünkü bizim aslında en kuvvetli, yani vücudumuzu koruyan, dayanabileceğimiz en sağlam yer bence immün sistemimiz. Bizi hem hastalıklardan koruyan ya da hastalıkları atlattıktan sonra da eğer böyle bir immün sistemi zarar veren bir hastalığı zaten yakalandıysak, akabinde normalden daha zayıf bir immün sistemimiz var. Onu toparlamak için mutlaka işte proteinin olduğu başlıca kaynaklardan biri oldu. Çünkü bağışıklık hücrelerimizi oluşturan şey zaten protein. O yüzden protein ağırlıklı olmak üzere her besin grubundan, işte meyve sebzelerden ve süt grubundan da tüketerek, dengeli beslenerek bağışıklık sistemlerini zaman içerisinde çok daha kuvvetli hale getirebilir kişiler. Ve tabii ki yine hocamın söylediği gibi egzersiz. Yani bunlar bir kombine bir çözüm. Yani bağışıklık sadece işte C vitamini alayım, sadece çinko alayım, tamam gerisini düşünmeyeyim değil. Bu anlattığımızın hepsini eğer kişi uygularsa gayet sağlıklı bir... İçi dışı hepsini birden korumamız gerekiyor. Evet. Sayın Eren,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Merkezi Müdürü, aynı zamanda ortopedi uzmanısınız. Şimdi bu pazar günü 65 yaş üstüne ne yapacak? 4 saat dışarı çıkabilecekler. Ne yapmalarını tavsiye ediyorsunuz bu 4 saat boyunca? Çünkü yaşlılara özellikle yürüyüşün ve açık havanın çok iyi geleceğini söylüyorsunuz daha önceki açıklamalarınızda ama ne yapalım? 4 saat boyunca da yürümesinler. Zaten çok iyi ayarlanmış. 11 ile 3 arası galiba. Tam güneşin de dik geldiği zamanlar. Bence 11'de çıkıp güzel temiz havada. İnşallah güneş de olur. Şu anda hava durumu şimdi bilemiyorum yani ama. Dedik öyle gözüküyor. İnşallah bir değişiklik olmaz. O zaman işte bol bol yürüyecekler. En az 1 saat. Çevrede yürümelerini tavsiye ederim. Çok iyi geleceğine eminim. Hem güneşi de görüp derin derin nefes alıp yürüdükleri zaman. Nefes de çok önemli. Evet. Evet. Önemli. Peki şunu sormak istiyorum. Spor salonları açılmalı mı? Ne zaman açılmalı? Çünkü yavaş yavaş artık bu ligler de başlayacak. Onlar da ilan edildi. AVM'ler açılıyor. Birçok restoran açılıyor. Spor salonunda bizi bekleyen tehlikeler hala bertaraf edilmiş durumda mı? Neye dikkat edilerek açılmalı sizce? Şimdi aslında bu sadece virüsü bir kenara bırakırsak normal hijyen şartlarda da bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Temaslara özellikle. Yani sorunuza cevap ver. Bence açılmalı. Ama tabii biraz daha hani nüfus içerideki insan sayısı azaltılmalı. Belki eldiven, yani çok eldiven konuşmak istemiyorum. Çünkü eldiven hakikaten biz bile zor kullanıyoruz. Cerrahi yapıyoruz biz. Ameliyatlarda bile hakikaten zor. Eldivenden ziyade bol bol ellerini yıkanması. Evet, çünkü eldiven terleyen insanlar için değil mi daha çok risk evet. Teşkil ediyor da dediler. Doğru. Evet. Maskeyle yapılabilir. Bir önceki konuyla da bağlantı olarak. Hani maskeyle de spor yapılabilir. Yani ama bence açılmalı. Azalacak. Evet. Bunda da bir riske girmek gerekiyor diyorsunuz o zaman. Yani tabii topluluk olan yerinde hepsinde risk var ama uygun şartlarda tedbirlerle bence açılmalı. Peki. Şimdi Ramazan ayındayız. Tabii ki sağlıklı bir iftar ve sahur sizin en çok önerdiğiniz şeyler. Kesinlikle. Hem oruçluyken gün boyu hem de akşam, gece, iftarla sahur arasında özellikle olmazsa olmaz diyebileceğiniz neler var? Ya da bunları yapmamalısınız dediğiniz diyelim ki bir 5 madde saysak ne olabilir? Yani okey, yapmamamız gerekenleri söyleyeyim. Bir kere idrar rengimiz açık olana kadar bizim sıvı tüketmemiz lazım. Yani niye oradan başladım? Çünkü kişinin yeteri kadar sıvı tükettiğini anlayabileceği en önemli gösterge bizim açık şeffaf olan bir idrar rengidir. Ona ulaşana kadar, işte sahur bitene kadar yeteri kadar sıvı tüketmeleri lazım. Gereğinden fazla kafein tüketmemek gerekiyor bu dönemde. Çünkü zaten gece tüketiyoruz bu çay, kahve gibi şeyleri. Mümkünse bir tane kahve ve belki iki tane açık çay içmeleri bence en uygunudur. Çünkü daha fazlasında fazla kafein alacağız. Uyku düzenini de bozabilir. Bizim genel sirkaden ritmimiz de etkileyebilir yani hormonların çalışma sistemini. Onun dışında tatlıyı söyleyebilirim. Bu dönemde tabii ki tatlı tüketilebilir ama şöyle, onun bir sıklığı, bir miktarı olması gerekiyor. Daha önce de konuşmanın başına söylediğim gibi haftanın belki 1-2 günü o sevdikleri tatlıyı tüketirler. Diğer günlerde bu tatlı ihtiyacını gayet tabii ki meyvelerden, kuru meyvelerden karşılamaya alışmamız da gerekiyor. Ama yasaklarda, çünkü tatlıcılar da bu yasaklardan muaf tutuldu değil mi? Fırınlarda yani işte, açık bir de ortayı bulmaya çalışıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Yoksa kişakili olur. Bazıları diyor ki fazla su içmek aslında susuzluğu gidermiyor. Bu yanımızda, yanında yediğimiz şeylerle de çok alakalı değil mi? Böyle bol baharatlı, bol tuzlu şeyler yediğimiz zaman ne kadar su içersek içelim günün birinde yani bir saatinde bize hatırlatacak. Ya mutlaka içmek. Zaten eğer o 5 maddeyi tamamlayacaksan birinde şunu söyleyecektim. Sahurda tuz tüketmemek lazım. Yani bizi suya çekecek tuzlu ve tatlı şeyler sahurda tüketmemek lazım. Ama iftar için bu geçerli değil. İftarda tuzlu bir şey tüketebiliriz. Çünkü biz gün içinde ter kaybediyoruz. Nefesimizde ya da cildimizde. O yüzden iftarda o kadar zararlı değil ama sahurda tüketmeyeceğiz. Bir de fazla midemize yüklenmememiz lazım. Zaten biliyorsunuz hastanelerde vakalar artıyordur bu Ramazan dönemlerinde. Yani kişiler çünkü o açlıktan sonra nasıl ne kadar yiyeceğini karar veremiyorlar. Mümkün mertebe iftarı açtıktan sonra işte çorbayla birkaç bardak suyla ve iftari yedikler bir ara vermek lazım. Bu çok önemli. Bunu benim de arkadaşlarım her televizyona çıktığımızda söylüyoruz. Bir 15-20 dakika
acele etmeden ara vermemiz lazım. Sonra ana yemeğe geçmemiz lazım. O zaman daha kontrollü yemek yiyeceklerini düşünüyorum. Şimdi mesela hocam size de soracağım bunlarla ilgili. Ama mesela bir trend var. Yani en azından bu trend olmadan önce de sizin mutlaka bildiğiniz ve tavsiye edip etmediğinizi bilmiyorum. Gün içerisinde düzenli beslenip özellikle güneş battıktan sonra sabaha kadar yemek yememe. Intermittent fasting. Evet, galiba. Onun ismini tam telaffuz edemedim. Aralıklı oruç diyorlar. Evet. Aralıklı oruç. Şimdiki Ramazan boyunca tutulan oruçla aslında saatler tam tersi gibi gözüküyor. Şimdi ona alışan, o sistemi devam ettirmek isteyenler için zor bir dönem. Hem oruç tutup hem mutlaka. Gün ışığının yani gecenin ve gün ışığının beslenmedeki metabolizmadaki önemi nedir? Yararı zararı nedir? Bazıları zararlı olduğunu söylüyor. Neden gün battıktan sonra yemek yememeyi öneriyor bazı uzmanlar? Şimdi bunu Ramazan'da belki sormamak gerekiyordu ama onun öncesi için bunu uygulayanlar da bayağı vardı. Yani evet, o zaman yani Ramazan dışındaki dönem için konuşalım. Yani biz insanların akşam yemek yememesinden ziyade fazla kalori almamasını istiyoruz. Çünkü hatalı beslenme yapan insanlar da genelde gündüz beslenmeyi geçiştirirler. Akşam onun acısını çıkartırlar. Bunu birçok kişi benim de demek istediğim zaten kesin tecrübe etmiştir hayatında. Ama biz bu şekilde akşam harcayabileceğimizden fazla kalori aldığımız için yavaş yavaş kilo alıyoruz. Ondan sonra bazen soruyorlar kendilerine, ben nasıl kilo aldım çünkü fazla yemiyorum. Evet, gündüz belki fazla yemiyorsunuz ama akşam farkında olmadan belki çerezidir, belki tatlısıdır, belki ağır yemeklerdir. O yüzden kilo alıyoruz. İşin bence açıklaması, sebebi bu. Yoksa güneşin doğuşuyla batışıyla bizim kilo alıp vermemizin direkt bir ilişkisi yok. Ama akşam hareketimiz azalıyor. İşin esprisi bu. Hareketimiz azaldığında da beslenmenin de biraz azalması lazım. Peki. Öyle toparlayayım. Peki hocam, şimdi atletik performans uzmanısınız aynı zamanda. Herkes tabii ki atletik bir vücuda sahip olmak istiyor ama maalesef olamıyor. Evet. Özellikle şimdi bu normalleşme sürecinde tatil planları yapanlar var. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, herkes böyle plajlara rahat rahat gidebilmek istiyor. Bakalım tabii ki imkanlar buna izin verebilecek mi? Söyler misiniz, sadece yediklerimize dikkat ederek atletik bir hale varabilir miyiz? Bu karın dediğimiz, karın yağları dediğimiz, birçok kişinin illet dediği ama bazı şeylerden de feragat edemediği için kurtulamadığı bir bu simit dediğimiz bölge var. Bunlardan kurtulmak için ne yapacaklar? Hakikaten zor bir bölge. Aklıma şey geldi. İtalyan şarkıcı var, Ramazzotti. Pavarotti. Eric Ramazzotti galiba. Pavarotti değil de. Ben her şeyi yaptım ama bu göbekten bir türlü kurtulamadım demiş. Yani bütün sporları yapıyor, özel hocaları var ama hakikaten oradaki o bölgedeki yağlar çok zor eriyor. Siz Eros Ramazzotti diye söylüyorsunuz. Evet, aynen o. O da gayet fit gözüküyor. O niye şikayet etmiş? Fit ama göbeği var demek ki. Bir tek orayı halledemedi. Evet. Yani hakikaten ne yapacaklar peki? Yani çünkü karın egzersizi yaptıkları zaman deniliyor ki eğer üstünde yağ varsa siz alttaki kasları daha çok harekete geçirip biraz daha şişman gözükeceksiniz. Önce derideki o yağı çözmeniz gerekiyor. Onun için de herhalde koşmak, yürümek, değil mi? Kalbin ritmini artıracak şeyler yapmak lazım. Tabii her türlü egzersiz. Kalp ritmini artıran 120 üzerinde nabzı çıkarmak lazım. Bir de o özel bölgesel olarak orayı da hani kasa çevirebiliriz oraya. Yağı kasa çevirebiliriz. Tabii bu da kendi çalışmayla olur. O bölgeye özel çalışma yöntemleriyle. Tabii bu mekik olabilir. Tatlılarla, değil mi? Böyle onları, şeylerle, pidelerle, ekmeklerle yaşam, olacak bir şey değil. Yani yaşam tarzıyla çok alakalı. Yani kimsenin öyle Roma dönemindeki heykeller gibi olmak zorunda değil. Çünkü zaten sağlıklı beden kitle endeksi diye bir aralık var. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği. Demek ki bir insanın bulunabileceği bir aralık kilo var. Yani tek bir kilo yok boyumuza, yaşımıza göre. O yüzden eğer amaç tabii ki oysa, yani ulaşabilecek en fit vücutsa, o zaman yaşam tarzını o seviyeye getirmesi lazım. O zaman bir sporcu gibi yaşaması lazım. Bunun bir standardı var, yok tabii ki insanlara göre ama bazı veriler var diyorsunuz. Özellikle bel bölgesi birçok hastalık için şey olabilir, sinyal olabilir. Neye dikkat etmemiz orası doğru gerekiyor? Yani bir elimize mezura alıp ölçtüğümüz zaman, baktığımız zaman o rakama bize neyi ifade etmeli? Hadi harekete geç ya da artık dikkat et diyebileceğimiz rakamlar neler?
Ya genelde erkeklerde 100 santim civarında, kadınlarda ise 90 santim civarında geçmemesi gerekiyor bel çevresi. Yani geçerse bu bizim fazla kilolarımızdan dolayı farklı metabolik hastalıkların çıkma olasılığını artırıyor. O şekilde bakabilirler. Bir de internette de beden kitle endeksini hesaplamak için bir sürü basit motor var zaten. Hani boyunu, kilonu, yaşını girerek bizim sağlık açısından doğru bir aralıkta olup, yani uygun bir aralıkta olup olmadığımızı görebiliyoruz. Eğer uygun aralıkta değilsek de bence bunun çözümü için bir diyetisyene başvurmalarını tavsiye ediyorum. Gerekiyor. Evet. Peki hocam, spor ve yüksek okullarına başvurmak isteyen adaylar var, öğrenciler var. Onlar sınava girecekler, sonra galiba yetenek sınavına girecekler, değil mi? Onlar bu dönemde mesela o sınavlara hazırlanmaları da biraz daha kısıtlandı. Hele yaş grubu 20'nin altında oldukları için hiç dışarı çıkamayanlar var. Sınavlar nasıl olacak, ne yapılacak, geçen yıllara göre bir değişiklik olacak mı? Biraz daha esnek bir sınav modeli mi olacak? Bütün bunlar gözetildi. Evet, sınavı tarihini tam bilmiyorum ama sokağa çıkma yasağının bitişinden en az işte 4-6 hafta vermek lazım bu çocukların hazırlanması için. Bu devreyi de mutlaka biraz evvelki prensiplerin ışığında evde değerlendirmeleri gerekir. Yoksa hakikaten zorlanırlar. Artı yaralanma riski artar bu dönemde. Mutlaka, yani sınav tarihine çok emin değilim ama ona göre ayarlamaları bir ay öncesinde, evet, bir ay, evet, evet, rahat rahat bir antrenman yapabilecekleri, eski formlarına kavuşabilecekleri bir süre olması gerekir. Evet, mutlaka. Peki doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Sadece Ramazan için değil mesela. Bazı uzmanlar diyor ki elmayı aslında kabuğuyla yemeyin diyor. Bazıları esas en önemli kısım kabuğunda deniliyor. Bunun gibi bize böyle bir ilk beşi sıralayabilecek olursanız neler söylememiz lazım? Doktor Bey'in de aklına gelirse katılabilir. Yani ya elmanın kabuğunun şimdi faydaları da var ama sakıncalı kısmı şu olabilir. Eğer üzerindeki o tarımsal atıklar eğer hala duruyorsa ve biz onu yiyorsak tabii ki bize zararı var. Ama onu artık yıkayarak geçiştirmeye çalışıyoruz. Ki bazıları içinde de geçiyormuş. Neyse, milleti ben korkutmak istemiyorum. Yani tabii ki elma yesinler. İyice güzel yıkadıktan sonra belki bir problem olmayabilir ama o kadar kuvvetli zirai ilaçlar kullanılıyor ki bu sadece kabuğunda kalmayabilir, değil mi bazen? Bazen kalmayabiliyor. Ama bu da bütün elmaları da günah keçisi ilan etmek anlamına gelmiyor herhalde. Kesinlikle. Yumurta mesela çok tartışıldı, çok konuşuldu. Günah keçisi demişken o da günah keçisi ilan edildi. Artık temize an, çıktı mı? Ya şu ana kadar tabii ki temize çıktı. Ama günlük mesela soruyorlar işte 5-10 tane yumurta yiyebilir miyim? Yani genelde biz şunu öneriyoruz. Yumurtada evet güzel kaliteli protein var. Ama biz protein alımını da farklı kaynaklardan bunu dengeleyebiliyoruz. O yüzden 10 tane yumurta yiyeceğine 2 yumurtaya yanına başka şeyler ekle. Peynir, cevizini, belki hindi füme gibi farklı seçenekler ekleyebiliriz. O yüzden biz çeşitlilikten yana uzmanlarız. Yani kişilere çeşitli beslenmeyi öğretmeye çalışıyoruz. O yüzden her gün yumurta yenilebilir ama yine 1-2 taneyi geçmeyecek şekilde sağlık açısından riskli bulunmuyor. Galiba 5'i tamamlayamayacağız çünkü süremizi doldurmuş. Süremiz doldu mu? Artık burada tabii ki sizi sosyal medyada da takip edebilir izleyicilerimiz. Kesinlikle. Orada belki o 5'i tamamlayabileceğiz. Tabii ki. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapması bekleniyordu. Bilim kurulu toplantısının ardından 5 diye açıklanmıştı saat. Ama herhalde biraz gecikme oldu. İlerleyen dakikalarda herhalde eli kulağında o açıklamalar da ekranlarınızda olacak. TV100 ekranlarında canlı yayında. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Uzmanımıza da. Akşam 19.30 ana haberde görüşmek üzere.